Merhaba arkadaşlar, yeni bir kariyerle daha karşınızdayım. Çok uzun zamandır oynamak istediğim bir kariyerde Atletik Bilbağ kariyeri. Bildiğiniz üzere son 3 sezondur düzenli olarak Atletik Bilbağ kariyeri yapıyorum. Ama ne yazık ki telif yüzünden, arka plan müziği yüzünden diğer iki kariyeri silmek zorunda kaldım. İnşallah bu seneki kariyer zevkli olacaktır diye düşünüyorum. Bu kariyeri biraz daha kendim için oynuyorum çünkü diğer kariyerlerde tabii ki sizin isteğiniz doğrultusunda takımlar seçtim. Ve bunlarla da iyi başarılar yakaladık. Ama bence şu an ilk sezonda şampiyon olamayacağım tek bir takım var. O da Atletik Bilbao. Atletik Bilbao'nun tabii ki en büyük zorluğu zorlu yalnızca Basko oyuncu transfer edebilmemiz. Ve 15-16 yaşındaki İspanyol oyuncuları transfer edebilmemiz. Ki bu bir anlamda aslında devşirme olarak da kabul edilebilir. Şimdi ben başlamadan önce ...hazırlığımı yaptım. Transferlerimi. Özellikle çok ciddi bir... ...personel transferi var. Görüyorsunuz. Şöyle sayfalarca akıyor. O derece fazla. Tabii ki tamamıyla oyuncu yetiştirmeye... ...odaklı bir kariyer olacağı için... E, ...personel üzerinde... ...durmamız lazım. Birinci sınıf personellerle... ...çalışmamız şart. Bu kariyerde biraz daha değişiklik yapacağım. Antrenmanlarda bireysel antrenmanları... ...yapay zekayı... ...bırakmaya karar verdim. Çünkü... Oyuncu düşüşlerinin en büyük sebebi bence antrenman yoğunluğunun zamanı ve yerine göre değiş, değiştirilmesi gerekliliği. Şimdi sakatlık problemi olduğu için oyunda normalde E tabii ki bunu hiçbir zaman için iki kat yoğunlar falan çıkartamıyorsunuz. Zaten sakatlanan sakatlanan Roma kariyerini hatırlıyorsunuz. Şimdi sakatlıklar biraz azalmaya başladığı zaman bunlar üzerinde manevra yapma şansı daha fazla artıyor ama Burada da hepsini düzenli olarak takip etmek çok zor. Çünkü haftadan haftaya göre değişiyor. İşte milli takım arası var. Orada biraz iki kat yoğunluğa çıkarman lazım. 2-3 gün sonra tam bu sefer artık yarı yoğunluğa indir diyor şey yapay zeka. Aslında yalnızca yoğunluk kısmını bırakabilsek yapay zekayı en iyisi olacak. Ama öyle bir seçenek yok. Şöyle var onun yerine. Programa göre kondisyona göre antrenmanları değişiyor. Aslında hepsini iki kat yoğunluk yapıp buraya bıraksak acaba olur mu ama çok da güvenemiyorum açıkçası yapay zekaya. O yüzden bir şey bırakacağım. Hemen direkt olarak yapay zeka bırakacağım. İşin içinden çıkabilirse öyle devam ederiz. Çıkamazsa yine kendi bildiğimiz gibi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi mevcut vizyonumuza bakalım. Altyapıdan oyuncu yetiştirilmesi zaten başka çaremiz yok. Baskı olmayan oyuncular transfer edilemez. Maaş bütçesi aşıl aşılmaması. Bu sezon Euro Cup'a katılsan yeter diyor. Ülkenin en iyi altyapı sistemine sahip olunmasını sağlanması. Şu, şu çok önemli. Şu çok önemli. Bunu mümkün olduğunca yapmaya çalışacağız. Zaten personelleri hemen toplamaya başladım bile. Taktiksel diyorum. Takım uyumumuz çok önemli. Tamamıyla çünkü İspanya'dayız. Tiki tek oynayacağız. Takım uyumuna dayalı bir oyun oynayacağız. Evet İspanyol kulüpleri için transfer dönemi devam ediyor ama transfer dönemini bitirmişler bile. Atletico 130 milyon euroya Felix almış ki oyunun en potansiyelli oyuncularından bir tanesiydi geçen sene ki hala öyle de artık tabii alınacak seviyeden çıktı. Harika bir teknik, harika bir zihinsel. Fiziği ortalama ama tekniğiyle onu kapatabilecek e, kalitede bir oyuncu. Griezmann çok tecrübeli bir oyuncu. 28 yaşındaki oyunculara artık bu paraların verilmesi yani işin artık geldiği seviyeyi gösteriyor. 28 yaşında oyuncu ama tabii futbol da değişti. Artık yani Ronaldo 35 yaşında A'nın içinden geçiyor yani öyle bir e, çağdayız artık. O yüzden verilebilir ama ilk Ronaldo'ya bu paralar verildiğinde hatırlarsınız Ronaldo çok gençti. Çok da yadırganmıştı bu fiyatlar artık normalleşti. Altyapıdan faydalanacağız. Duran toplar için bir takımı görmem lazım. Oo. Oo, kulübü yine sövüşleyecekler belli oldu ama bu asistanla devam edemem. Zaten sözleşmesi de kaç senelik? 2022'ye kadar hayatta devam edilmez bu paraları evet bayağı bir ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Sağlam sözleşmeler yapmışlar. Birkaç tane genç oyuncu parasını şu an harcadık. Öyle diyeyim ben size. Bu da tamam. Personellerin hiçbirisi zaten işe yaramazdı. Yani işe yarar değildi. Tek tek göstermeme gerek yok. Devam ediyoruz. Transfer teklifleri hemen yaptım. Ee, şeyler geldikçe. Evet. Buradan mı tek tek göstersem? Belki şuradan göstersem daha rahat olacak. Şöyle önerilere göre ben tabii ciddi bir çalışma yaptım bölüm e, kariyer'e başlamadan önce. Allah Allah. Sanki bazılarının gözlemci raporları vardı diye hatırlıyorum da. Neyse. Karbonel şimdi gar Karbonel forvet, forvet en ihtiyacımız olan mevkilerden bir tanesi, birincisi diyebiliriz. Çünkü Aduriz'i geçen seneden hatırlıyorsunuz 38 yaşında ve sezon sonunu çıkartıyor. Ondan sonra hocam ben emekli olacağım diyor. Yapma etme gel şey yapalım bir sene daha emekliliği düşün diyorsun. Aha, olmuyor. Aduriz gittiği zaman yerine Asier gelecek. Ee, o da ortalama bir oyuncu. Yani 4 yıldız olur gibi gözüküyor ama 4 yıldız ben pek olabileceğini zannetmiyorum. Neredesin buradasın? Evet. Bitiriciliği 14. Fena değil. İlk kontrolü var. driplingi zayıf. Ortalama. Yani denebilecek tek şey bu ortalama. Ee, 3 yıldız net 4 yıldız olabilir diyor. 4 yıldız olacağı da şüpheli. Hiç olacağını da zannetmiyorum ben. Onun dışında Kenan var. Allah Allah. Kenan bu sene gelmiş. Da Kenan da yani aynı. Aynı kıvamda. Şunların ikisini toplasam bir tane forvet belki olur. Öyle diyeyim ben size. O yüzden bir forvet ihtiyacımız var. Bu da çok potansiyel olarak öyle aman aman değil. 3 yıldız net 4.5 olabilir diyor. Ne kadar o seviyelere çıkacak bilmiyorum. Gücü de bir bu arada ama toplamamız lazım yani toplamamız lazım. Bütün umutları <laughs> sonuna kadar zorlayacağız. Kalede Ivan Martinez Wanderkit listesinde olan bir oyuncu. 3.5 yıldız net 5 yıldıza kadar çıkabilir diye diye gözüküyor ama muhtemelen 4 yıldız olur maksimum diye tahmin ediyorum. Refleksi çok iyi 17 yaşında. Çevikli 14 refleksi 14. Ani çıkış birebir bölge hakimiyeti çok iyi. Bunlar çok önem verdiğim şeyler benim. Neden derseniz defans hattı önde olduğu için ve offside taktiği kullandığım için defansın arkasına atılan toplarda kaleci birebir kalıyor. O yüzden birebir özellikleri iyi olan kalecilere ihtiyacım var iyi bir yatırım olacak kale için. Çünkü Simon geçen seneki gibi değil. Özellikleri biraz daha düşürülmüş vaziyette. Yine hala iyi bir kaleci ama öyle çok süperstar olacak bir seviyeye çıkamayacağı açık gibi gözüküyor. O yüzden kaleye bir yatırım yapacağım. David burada teklif yapmadığım oyunculardan bir tanesi. Nadir oyunculardan bir tanesi. Normalde ne bulursam topluyorum. Çünkü Serbest kalma bedeli çok yüksek ve o fiyatları değecek mi değmeyecek mi emin değilim. 2,5 milyon euro 14-15 milyon euroları istiyor ama bunun ben 15 milyon euroluk bir oyuncu olacağını zannetmiyorum. Yine güç olarak çok zayıf. Solbeck'teki kıvırcık saçlı Solbeck kontenjanından alınmış bir oyuncu. Marseille'dan sonra. Marseille ve bu ikisi Roberto Carlos'a tepki olarak doğdular. Öyle tahmin ediyorum. Bunu o yüzden gözlemci raporunu gözlemci raporuna bıraktım. Önce bir raporu görmem lazım. Sol tarafa Vasquez'i alacağım. 16 yaşında. Top kapması iyi. Markajı ve ortası 12-13'lere kadar çıkar gibi hissediyorum. Yine driplingi de öyle. Fiziği iyi. Önemli olan kısımlardan bir tanesi. Kararlılığı 15 gayet iyi. Karar alması fena değil ama fiziği gerçekten iyi. Çeviklik 15 hız. 15 hızlanma 13. Bakalım yani sol tarafta da ne bulursak almaya çalışacağız. Zaten transfer imkanımız hemen hemen hiç olmadığı için. Yani bunları hemen uygun fiyatlara ki 1.200'e e, serbest kalması var. 1.200'ü verdim. Bir 700-750 falan hemen hızlı önerdim. Kabul etmediler. O yüzden serbest kalmasını ödedim. Aymar. Ee, yine e, çok önemli bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir mevki. Çünkü orta sahada Benat oynuyor. Benat'ı biliyorsunuz. Fena bir oyuncu değil orta saha için. Ama 32 yaşında. Bundan sonra giderek e, düşecektir özellikleri. Özellikle fiziği. Şimdi oraya genellikle şey alıyorduk. Merino'yu alıyorduk. E, 40-45 milyon euro civarı. İyi bir oyuncu. Alınmaya değer bir oyuncu ama 28 milyon euro. Şu an bizim kasamızda 25 milyon euro var. Dolayısıyla orayı ucuza halledebilirsek bizim için harika olacak. 3,5 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor. 17 yaşında ama 17 yaşına göre tekniği gayet iyi. Teknik 14, pas 13, ilk kontrol 13, dripling 12. Ben onu ofansif oyun kurucu olarak kullanırım. Karar alma 13, çalışkanlık 14, yaşı için harika ve topsuz alan e, vizyonu var. Bu da yaşı için gayet iyi. Fiziği biraz düşük ama zaten o da olsa yani o da olsa biz alamayız. Ander bu ıı, alamadığım oyunculardan bir tanesi. Çünkü 60 milyon euro serbest kalması var. Çok iyi bir oyuncu olacağı belli. Sociedad da ıı, 60 milyon euro istiyor. Kralcıların zaten bugüne kadar bizim yaramıza tuz bastığı görülmemiştir. O yüzden ne haliniz varsa görün diyorum. Bir de şey yapsanız bile, teklif verseniz bile bazen gelmiyorlar. Bunların böyle çocukların da artık beynini mi yakıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum artık. Sağ tarafa Moro. E, Lazio'da, İtalya'da yetişen bir oyuncu. Bas kökenli olduğu için alabiliyoruz tabii ki. Bas kökenli değil, İspanyol olduğu için alabiliyormuşuz. Peki o da olur. Şimdi buna normalde... E, imza attırabiliyorsun ama imza attırdığın zaman 2,5 milyon euro falan tazminatı oluyor. 1 milyon euro el sıkıştım Lazio'yla. Çok iyi bir oyuncu olur mu bilmiyorum. Ama işte bir umuttur yaşamak diyerek bunu da aldık. Pardo'yu zaten biliyorsunuz. Bunu eğer Benat'ın boşluğunu dolduramazsak diye 7 milyon euro da şu an Bordo'da o civarlarda bir fiyata alınabilir diye ekledim. Ander yine Real Sociedad bayağı iyi oyuncu yetiştiriyor yalnız. Real Sociedad bayağı iyi oyuncu yetiştiriyor. Yine bu da sol tarafta. Real Sociedad'da bir sürü baskı oyuncu var tabii haliyle ama çoğu gelmek istemiyor. Sıkıntı o. Bu ikisini şu üçünü ne olur ne olmaz diye listemde bulunsun diye bıraktım. Sezon sonuna kadar halledemezsek diye. İki tane de stoper. Gael Alonso Topkap 12 markaj 14 kafa vuruşu 7. Özellikleri harika. Ee, yani kafa hariç. Markaj ve top kapması yaşına göre gayet iyi. Karar alması gayet iyi. Pozisyon alması çok iyi. Fiziği e, fena değil. Daha henüz 16 yaşında. Çok önemli bir oyuncu olabilir. Kafası bir zafiyet olacak. hep Zafiyet olarak hep kalacak gibi gözüküyor. Aslında boyu da fena değil ama. Yine de gayet iyi bir stoper olacak kesin. Ve Rodri. Rodri herhalde teknik olarak bir stoper'in olabileceği en iyi seviyede. 3 yıldız net 5 yıldız olabilirdi. Sürprizle 5 yıldızı çıkacağını hiç zannetmiyorum ama bakacağız yani. Elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışacağız ama şu haliyle çok iyi. 1.93 boyu var. Kafa 14, markaj 14, topkap 12. Karar alma 14, pozisyon alma 14. Yani bir stoper'in en önemli özelliklerinin hepsine sahip fizik hariç. Ama 15 yaşında bir oyuncunun da fiziğinin herhalde çok belli bir seviyenin üstünde olması beklenemez. Şimdi Martinez'le Bismillah'tan başlıyorum. Zam mı kaldırayım bakayım? Hmm. Tamam şöyle kabul et. Yok. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu gördüğünüz zaman bilin ki daha büyük bir statü istiyor oyuncu yedek diyeceğiz. Evet. Oyuncunun ilgisi kısmından da bakabilirsiniz. Biraz da aslında yedek oyuncuları versek daha iyi olacak. Yedek diyelim nasıl olsa. Sonradan pek isyan etmiyorlar. Bazen isyan da oluyor ama çok da büyük problem olacağını zannetmiyorum. Yalnız 250 bin euroyu sapladın. 250'yi sapladın. Peki yani. Bu yaşta bir oyuncu için 200 bin euro da iyi para da. Bütün çıkış yollarım tıkık. O yüzden kabul edeceğim. Bak bak lavuğa bak. 210'da, 210 de. 210'a sardık. Alonso. Bunu geç. Bu bayağı istekli. Bu bayağı istekli. Bu konuda sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 100 bin euro. Yine 80'i burada serbest kalmayı yapalım. Sabitleyelim. Yıllık maaşın artışını kaldır. İyi para. İyi para. Herkese de 200 milyon euro verecek halimiz yok. Vasquez yine iyi oyunculardan bir tanesi. Oyuncunun ilgisi aşırı yüksek. Kiralık göndermeyeceğim çünkü bizim 19 yaş altı sistemimiz var. Orada oyuncuları birlikte pişirmek istiyorum. Yine bir yüz yapayım canım o kadar da şey olmasın. Bu sefer çünkü bunlar hep serbest kalma maddesiyle aldığımız için kulüpler yeni sözleşme de önerebilir. Kulüpler yeni sözleşme önerirse o zaman sıkıntıya düşeriz. Hem serbest kalma bedeli artacak hem de durduk yere boşu boşuna bir sürü para vereceğiz. Evet. Hemen zaten hem Kabul et çok fazlalık yapmadıkları zaman bilin ki sıkıntı yok. Buna biraz fazla vereceğim. Evet, burada zaten isteği de o kadar fazla değil. Sana yedek oyuncu statüsü diyeceğim. Evet. Buna rağmen çok fazla şey gelmedi yani. Şimdi tamam. Oyunu değiştirecek yedek dediğimiz zaman sıkıntı olmadı. Hadi kadro oyuncusu diyeyim mi? Çünkü Venat'ın yedeği zaten yok. Hadi oyunu değiştirecek yedek olsun. Tamam şimdi bayağı arttı. Biraz da bunun parasını verelim de. 200 bin euro buna da gömeceğim. Buna da gömeceğim. Çünkü orta saha çok büyük ihtiyaç. Merino'ya e, muhtaç olmak istemiyorum. Çünkü yani Real Sociedad bizi ne kadar söğüşleyecek bilmiyorum. Bazen parayı versen bile oyuncu gelmek istemiyor. Öyle bir sıkıntı da var. Şunu da bir 40 diyeyim de insanlık. Hadi 100.000 de nakit vereyim. Evet gayet kabul edilebilir dedi. Buna yalnız iyi de para veriyoruz ha. Bunun serbest kalması 4. Bir iki buçuk milyon euro şey yaptım. Cık. Hiç görüşmedi bile. Karbonel e, sızmış. vallahi istediği yere sızsın. Çok önemli değil. Tamam bunda sıkıntı yok. Gelmek istiyor. Parada anlaşırsak. Yine bunu da 100 bin eurolara do doğru çıkartayım. Şunu kaldırdım. Yüzdeyi kaldırdım. 80'i verdim. Ee, tamam. Sıra moro'da. Şöyle moroya da bir bakalım. Morayı yani tamamıyla kör bir şekilde alıyoruz. Dripling'i bayağı iyi olabilir. Hızlı hızlanması yaşına göre fena değil. Bakacağız. Evet. Bu da çok fazla gelmeye yanaşacak oyunculardan bir tanesi değil. Yedek diyelim oyunu değiştirecek yedek diyelim ki zaten e, Inaki'nin şeyi yok. Yedeği yok yani. Mecbur oynatacağız. 100.000 bin euro. Sadece sana, sana da biraz para vereyim de şimdi gelmezse üzülürüm. Tamam 200 vereyim nalet olsun ya. 200 vereyim. İnsanlık gör. Şunu 60 binde. Tamam. Vallahi Aymar direkt geldi. Aymar direkt geldi. Biraz fazla da vermiş olabiliriz ama olsun. Moro da direkt geldi. Direkt geldi. Tamam. Oo, 4 yıldız net 5 yıldız. Aslanım benim. Seni ee... Atletiktesin değil mi? Az kadroyu çıkartacağım. Evet. Seni az kadroyu çıkartacağım. Çünkü yediğimiz zaten kim var? Şöyle bir diz bakalım. Ben yine geçen seneki kadroya göre şey yapıyorum. Çok fazla. Oğlum dizsenize şunu. Orta sahada yediğimiz burada raporlar olduğu için böyle sıkıntı yaşadık. Mikel zaten e, stoper, Kenan Forvet, Marcos Solbek, şu e, Gomez yeni geldi. Valla sol taraf diyor ama ben bunu sağ tarafta oynatacağım. Inaki'nin yerine oynar gibi gözüküyor. Sağ tarafta da bayağı iyi. Çünkü asıl e, sağ tarafta oynayan bir oyuncu. Sağ tarafın yedeği yok. O zaman e, şey biraz daha yedeğin yedeği konumuna düşüyor dur zaten profiline bakmadık. Neredesin Moro? Dribbling 13. İlk kontrol 13. Orta 11. Fena değil. Ön sezisi özel yeteneği var. Aslında önemli özelliklerin hepsi belirli seviyede. O maksimum 4 yıldız olur diyor. Tamam. Lopez'i zaman zaman orta sahaya koyuyordum. Ki öyle yapacağım gibi gözüküyor ama aslında Lopez'i Joker olarak sağ tarafta da oynadı. Lopez her yerde oynuyordu ya. Şimdi Gomez gelene kadar Lopez'in rolü bizde çok önemliydi. Şu an ama bizi bayağı rahatlatacak Gomez. 9-10 ay. 2-3 ay. Evet. Tahmin ettiğim gibi şeyin yedeği yok. Vesca savaşçı ortasa. normal Normal orta saha olarak kullanılamaz. O zaman Oroz'u şöyle yapacağım. 19 yaş altı 45 dakika diyeceğim. Boş geçmesin. Tabi maçlar çakışırsa biraz sıkıntı olabilir. E, Mora'yı da 90 dakika diyeceğim. Hızlı başladık. Personellere geldikçe bakacağım. Kadro seçimini şimdilik onayla dedim. Daha üzerine bir sürü oyuncu gelecek. Evet San Jose ile yeni sözleşme muhakkak öne e, şey yaparız. Aduris valla 1 iki sene daha olsa olur da sözleşme bittiğinde hocam artık bırak beni diyor. Veskale'nin sözleşme imzalarız. Ama şu an çok fazla şey yapmak istemiyorum. Acele etmek istemiyorum. Performansları görelim. Bir takım otursun da sözleşme uzatmak kolay iş. Evet hızlı bir şekilde başladık bakalım. İlk hazırlık maçımız Everton'la. Maşallah. Gü Güçlü yönler, zayıf yönler ee, bayağı baya baya bilgi verdi. Buraya geç. Evet, şimdi bizim personelleri yazılıyorlar. 299'a kadar çıktım. Şu ilgi olanları biraz daha arttıracağım. Bu önemli diğeri istatistikçiydi. Bunu da 19 yaş 6 menajeri olarak alacağım bayağı iyi. 19 yaş 6 menajeri olarak bayağı iyi. Aslında 4-2-2 oynuyor ama 4-2-3-1'e de yatkın. Biraz daha tiki taka odaklı bir menajer bulsak daha iyi olurdu ama o kadar da yani seçenek yok ne yazık ki. 2, evet 234 ne varsa verdim. Hunter Hunter baya iyi bir şey. Gözlemci olarak bunu teklif yaptık. Buna da ne varsa verdik. Biraz indirim yapmıştım ama indirimleri geri alacağız gibi gözüküyor. Bernal istatistikçi. Ben şey de istatistikçi. İki tane mi istatistikçi olacak? Seni başı istatistikçi mi yapmışım? Seni Tamam, gözlemci olarak almışım canım. Bir daha şöyle bir bakayım da. Bir an kafam karıştı. Sanki ben onu istatistikçi olarak teklif yaptığım gibi geldi de. Neredesin? Gözlemci. Tamam. Ben arada istatistikçi olarak yeni bir sözleşme önerelim. Buna çok vermemişiz. Bunu bir 200'e çıkartayım ya. Hadi 182 civarı bir şey olsun. Hugo spor bilimcisi 230 diyelim. Şimdi burada normalde biliyorsunuz vazgeçilmezlerimden bir tanesi. Örnek profesyonel kişilik olarak çok önemli. 18-18 buna zaten verebileceğimin en iyisini verdim. Görüyorsunuz zaten istediği miktar bizim limitimizi aşıyor. Burada ikinci bir ihtimalim daha var. İkisi arasında çok kararsız kalmıştım. Şimdi burada örnek teşkil eden diyor Galli. Örnek profesyonel kişilik olarak bir tık daha önde diye tahmin ediyorum. Ama bunun da işte 20-20. Bunun da 20-20 ee, olabilecek en iyi potansiyelleri toplayacak olan da Galli gibi gözüküyor. Bakalım hangisi olacak? İkisi de sıkıntı değil benim için ama sanki Galli'yi denesek daha iyi olur gibi. Aduriz, Gomez ve Iker. Iker'in profili bu sene biraz daha iyi. Onu bir göstereyim. Dribbling 16, Teknik 16, pas 15 ortası biraz zayıf. Özel yetenek 18, 15, 14. Çalışkanlık 14. 17, 14 ki çalışkanlığı geçen sene bayağı düşüktü diye hatırlıyorum. 15, 17. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Bakacağız. Kulübümüze katıldığını görmekten memnunum. Herkese moral vereceğini düşünüyorum. Ayman'ın sorumluluk alacağını düşünüyorum. Taktiksel kararlarımı açıklamayacağım. İyi niyetini alkışlayacaklarını düşünüyorum. Hadi bakalım. Basın toplantımıza da katılalım. Burası harika bir grup, kulüp. Başarılı olmak için doğmuş. Kafamda bir soru işareti yoktu. Profesyonelce hareket etmek gibi bu çok saçma bir soru cevap. Yani soru ve cevap birbiriyle bağlantılı değil. O yüzden bunu seçiyorum. Çok yönlü bir takım yaratmak istiyorum. Valla kadro genel olarak iyi ama çok da öyle abartılı şeyler söylemeyeceğim. Herkes neşeli. Taraftarımız çok önemli. Valla uzun vadeli başarı istiyoruz. Sistem kurmak kolay değil. Çok fazla çalışma bekliyorum. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Yeray o kadar da çok üst düzey bir oyuncu değil yani. Yeray'ı fazla gazlamanın alemi yok. Kaptanlık konusunda bir karar almadım. İker'in liderliği nasıl? 12. Zayıf. Transfer konularında konuşmayacağım. Devam ediyoruz. Evet, yavaş yavaş diğer oyuncular da gelsin artık. Teklifler gelmeye devam ediyor. Anke spor bilimcisi ee, kulübe ayrı bir heyecan getireceğini tahmin ediyorum. Oyuncularda bir yükselme gözlemleriz diye tahmin ediyorum. Anke gelirse. Anke istiyorum. O yüzden Anke sana 500'ü gömerim Anke. Hadi bakalım. Della Russo yine 20-20. Uyumu da gayet güzel. 440'lara o kadar da çok indirimli bir şekilde gelmedi ne yazık ki öncüler. Sana zaten bir zam yaptım. Hadi nalet olsun. 200'ü de vereyim yani. Biraz daha ucuza kapatırım diye tahmin ediyordum ama bu da bayağı iyi ya. Geçenceğim 234 vermişim. O kadar da değil. Evet. Tra Trahao geldi. Hoao. Nasıl bir ismi varsa okunmuyor yani. Öyle diyeyim. Birkaç senedir aldığım şeylerden, personellerden bir tanesi. Bu geçen senelerde biraz daha 4.5 yıldızlardaydı. Bu sene biraz 4'lere düştü ama hala iyi bir antrenör. Fernandez Oyunun en iyi fizyoterapistlerinden bir tanesi herhalde. Ki ben bunu baş fizyoterapist olarak düşünüyordum da. Hadi dedim fizyoterapist olmak istiyorsa fizyoterapist koyayım. Baş fizyoterapisti bulurum. En kötü baş fizyoterapiste çeviririm. yani Baş fizyoterapisten fizyoterapiste dönmek imkansız. Ama istediğin zaman baş fizyoterapist yapabiliyorsun. Şu Brian'ı diğer kariyerlerde hiç alamamıştım. Atletik Bilbao'ya razı olması beni çok mutlu etti. Yanıyor. Antrenörlük özellikleri yanıyor. Zihinsel hiç fena değil. Ve harika bir asistan olacaktır. Zaten muhtemelen razı olmasının en büyük sebebi asistan yapmam. Antrenörken gelmiyor ama asistanken geliyor. Bunu kaçırmayın. Brian Clock. Çok güzel oldu. Haydi bakalım. Turu Flores. Evet bu hücum teknik için alınmış. 4 yıldızlık muhtemelen. Gençlerle çalışması da fena değil. Ortalama ortalama ama zaten en başlarda bütün personeller istediğiniz gibi pek bulunmuyor. Geçiş dönemi diyeceğiz. Juan Carlos Oliva. Savunma için alınmış bir oyuncu muhtemelen. Menajer özellikleri. Ben bunu evet antrenöre çevirdim. Menajer özellikleri idare eder. Fena değil. Aslında Bey takımı için de kullanılabilirdi ama antrenör olarak bize faydalı olacaktır. Hoş geldin. Ya birader. Bitmedi demediniz mi ya? Bitti demediniz mi sakatlıklar? Schneider. Darlan Schneider. Yanı yok. Kondisyonda tek geçerim. 20, 18, 20, 17. Daha bir de potansiyel değerlendirme falan da var yani yolda giderken böyle bir genç yetenek metenek görürse aslında Çin Portekiz İtalya Özbekistan ki Özbekistan ligi eklenmiyor bile yok yani oyunun kendisinde ek paket yüklemeniz lazım hiç <laughs> Özbekistan ekleyeyim diye bir fikir de gelmedi aklımdan ama Allah büyüktür yani nereden ne çıkacağı belli olmaz bu da tamam çok heyecanlıyım Brian konusunda çok heyecanlıyım. Ivan Martinez hoş geldin Yuvan'a 1.8 çok iyi bir kaleci olacaktır diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım. Hemen bir karşılama yap. Hızlıca bir kaynaşın Simon. Valla seni de şey yaptım ama bu da herhalde az takım şeylerine çıksın. Kim var kaleci? Oo, 31 yaşında. 10 milyon euro. Seni satabiliyor muyum ya ben? Hacı seni satabiliyorsam hadi bakalım. Ay dur 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 dur. Ha şunu yapacağım. İhtiyaç duyulmuyor. Bunu normalde ayarlamam lazımdı da ayarlarız. Spor bilimcin geldi. 17 15 15 18 15. Güzel. Sakatlıkları minimuma indirmek için inceleyip sıkı doluyorum. Birinci sınıf personellerle çalışacağım. Teklif ve Allah'ım üç tane. Ya bir yaramıza tuz bassaydın ya. Bunları ben kendim değerlendireceğim. Valla beş üzdü. Hiç yok da iyidir. 31 yaşında bundan sonra sürekli olarak değer kaybedecek bir oyuncu. Ne yapayım? Saldım, sattım gitti 31 yaşında. İyi, çok iyi bir yedek olabilirdi bizim için ama 5 milyon euro 5 milyon eurodur. Değerini bulmayacak bir oyuncuydu. Ya yani bu şuna zaten 10 milyon euro veren çıksaydı bilmiyorum. Sattım gitti. Vatana millet hayırlı olsun. Hemen şuradan tabii şey ayarlamam lazım. Neredesin? Ivan Martinez. 19 yaş altı. 90 dakika uygun. Boto baş gözlemci. Hayırlı uğurlu olsun. Adam yönetimi 14 ama 20-20-17. Bir sinerji getirecektir diye tahmin ediyor. Zaten uyumu düşük olduğu için baş gözlemci olması daha mantıklı. Yine tanıdığınız bir isim artık. Ariel... E çok yönlü. Kondisyonun da yeri geldiği zaman çalışabilir ama ben onu herhalde teknik zihinsel olarak aldım. Oralarda çok fazla top kontrolünde, toplu oyunlarda çok fazla iyi antrenör yoktu. Hugo Oliveira harika bir kaleci. Yani 10 numara 5 yıldız. Tek işte sıkıntısı gençlerle çalışması yok. O yüzden aslında Ivan Martinez'i şeye gönderebilirim. 19 yaş altına göndermem daha mantıklı olabilir. Kalecilerimin ikisini Gençlerle çalışma konusunda iyi değil. Ferez yine her şeyle harika bir personel. 20-20-18. Bundan daha iyisi de herhalde beklenemez zaten. Eriko. Eriko asistan menajer ama şey 19 yaş altı için asistan menajer. As takımdaki kaleci antrenörlerin gençlerle çalışması kötü olduğu için. Bir tane de 19 yaş altına alayım dedim evet futbol direktörü ee, hemen bakacağım. Futbol direktörüyle çalışmayı seviyorum. Klaus gönül isterdi ki Monchi olsun ama Monchi Sevilla'yı pek bırakacak gibi değil. Bir herhalde şey lazım. 3-4 sezon falan geçmesi lazım. Yalnız takım olarak 13 kupa diyor ya. Klaus bir kariyerini bir görseydik Allah Allah. Hayır büyük takımda da çok fazla şey yapmamış yani. Werder Bremen'in kaç şampiyonluğu var? 4 tane Bundesliga'sı var. Diğer kupalar olabilir. ha. Yani. Neyse. Biz kendi işimize bakalım. Şimdi. Bizim futbol direktörü Rafael. Rafael'den bir cecik olmayacağı yani. Bayan beyan ortada 12-12-7. Rafael'i e, dehliyorum. 1.2 iyi hüplettin Rafael. Ölmeden mezara koydun bizi Rafael. Şimdi Carlos yine 10 numara 5 yıl. Yani 20-20-20, 20-20-19. Daha ne diyeyim ben size. Bir tek gençlerle çalışması zayıf. Evet. Altyapıya Galli gelecek gibi... Şeyler, bekleyecek miyiz ben nerede? Vallahi galliyi hiç denemedim. Galliyi denemek istiyorum. Tek sıkıntı örnek teşkil eden, diğeri örnek profesyonel. Hadi bir erteleyelim, aklımızda kalmasın. Belki zaten öbür takıma giderse sıkıntı olmaz. Evet bunlar bayağı teklif alan personeller. Adurizi sat diyor. Adurizi satayım yerine kimi oynatayım? Bir de onu söylesen. B takımı için görevlendirilmeli. Bunlar zaten B takımda. C takımda birkaç tane potansiyelli oyuncu vardı. Onları B takımına attım. Hemen dil kursuna göndereceğim. Klaus bize çok iyi oyuncular bulacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen şeyde yetkiyi de vereyim. Transfer. İlk teklifi şeye vereceğim. Klaus'a vereceğim. 19 yaş altı içinde kla Allah Allah. Dur bakayım şurada ayarlayabiliyor muyum? Evet. Aslında bunu altyapı sorumlusuna da verebilirim. Ama kılavuza vermek daha mantıklı. Hadi bakalım. Neler bulacak bir göreceğiz. Boto geldi. Tamam. Hemen dil kursuna gönderelim. Şimdi antrenörleri yavaş yavaş ayarlasak mı? Gelenler geldi herhalde. Daha kaç tane gelecek bilmiyorum ama sürekli gir çık yapmayayım diye. Muhtemelen şeyler tamam. Az takım tamam. 5 yıldız 5 yıldız. Savunma teknik de olur, taktik de olur diyor. Ben ikisine de girebiliyorum. 5 yıldız, 4 yıldız. Seni taktiğe koydum. 4-4. Ariel seni ben topla oynama için aldım galiba. Evet şu. 19-19 maşallah. Sen de böyle yaptım. 5-5-5-4-4-4-4-5-5 Arasında ağır olanlar var. Biraz hafifletsek iyi olacak gibi. Bence Raul Moray'ı falan bunu biz 19 yaş altına hemen gönderelim. Biz bunun kadro statüsünü yüksek yaptık da. Moro'ya filan pek sıra gelmez. Kaleci dursun. Öbür kaleciyi madem sattık. Dur bakayım başka para eden kim var? Para eden iyi oyuncularımız var Allah'a şükür. Ama satarız diyeceğiz. Mesela Cordoba 16-25'e olabilir ama kadro derinliğini de çok fazla riske atamam. Mesela şu Kenan'a 9 Bilmiyorum. Evet. Tamam. Morayı falan herhalde 19 yaş altına atacağım. Ne oldu? Yönetim yapma etme. Evet yönetim parayı beğenmedi. 10.75 gelir mi? Ben ne dediysem olmayacak gibi. Yönetim bizim bayağı tutumlu canım. Evet teklif de gelmedi başka. Bunlar geçmişte kaldı. Geçmişi geçmişte bırakalım. Peki biz bu kaleciden 7,5 civarı bir şeyler alabilir miyiz? Şunu da bir ayarlayayım da. Her seferinde tek tek. Evet, ihtiyaç çok olarak değiştir. Evet zor bir karar. Feeders mı? Yoksa Galli mi? Bir tarafta örnek profesyonel. Örnek profesyonel karakter olarak en iyisi olması lazım. Bu da örnek teşkil eden. İkisinin diziliş tercihine bakıyorum oyun sistemi bizim anlayışımıza çok fazla uygun değil. Savunma ağırlıklı 4-4-2. Uzun top oyun stili oynuyor. Standart 4-4-1-1. Bu bize evet. Bu da organize kontrol atak yani. Şöyle tiki takalık bir şey bulamadım. Ben yine 20-20'yi seçeyim ya. Hep feeders'ı şey yapıyorum. Bir de Galli'yi deneyelim. Karakter o kadar fark yaratacak mıdır? Bence şu iki tık daha yüksek olması bizim için daha çok fayda sağlayacak. Bu kariyerde bunu şey yapacağım, deneyeceğim. İptal dedim. Galli'yi aldım. Oyun sistemimize çok uygun değil ama bakacağız. hızlandırılmış dil kursu diyelim. Herer'in kendine bir kulüp bul aslanım. Hunter geldi gözlemci olarak. Carlos Alvarez'e teklif yapmış. Allah Allah. Fena değil gibi. 18-20 arası diyor. İyi buldun ha. Futbol direktörü çalışıyor beyler. 550. O neymiş lan öyle? Manyağa bak. %40'ını ver... Oğlum 475'i vermişsin zaten. %40'ını niye veriyorsun? 550'ye serbest kalması var. Ulan futbol direktörü. Bu futbol direktörlüğü meselesini bu oyun çözemeyecek gibi gözüküyor. Sen pazarlık yapma birader. Sen oyuncuyu bul bana yeter. Ya iyiymiş. Bu da iyice öldürdü anasını satayım. Elimizde kaldı görüyor musun? Aha Arsenal mı? Asistanlık diyor ben yalnız şey verdim. Menajerlik verdim. Biraz prim vereyim mi? Başıma bela oldum. Herer'in başına bela başıma bela oldun. Birader şu 10 milyon euro 10.75'i bir getir gözünü seveyim ya. Duba dur şöyle yapalım. Bedeli neyse ona sat. Ama bu sefer de abuk subuk teklifleri reddedi. Ya yapay zeka ben hiç güvenemeyecek miyim? Neyse. Hunter da geldi. Sözleşmemizi önerelim. Diğer takımlardan gelecek tekliflerin daha cazip olacağını düşünüyor. Joker yedek diyelim. Oha. Ne sivri karakterin varmış birader ya. Cık. Pazarlık sünnettir. Bir iki pazarlık yapsaydık bari. Şunu da 60, 60, 65 filan dedim. Sağ kanat. Baya sağ kanadım oldu gibi. Hadi bakalım. Şöyle bir başladık ama nasıl olacak göreceğiz. Della, Della Russo geldi. Önemli bir gözlemci. 20 20 17. Yalnızca İtalya hakkında bilgisi var ama bizim de zaten bir tek İspanya, bir İspanya'da gözlemleme yapmamız yani yeterli. Bazen dünyanın değişik yerlerinde baskı oyuncu çıkabiliyor ama işte zayıf. Evet günler geçmez oldu. Dil kursuna gönderiyorum. Martinez kendine gel. Allah Allah. İlk hafta olduğu için mi? Ya da ben bireysel antrenmanları bıraktığım için mi acaba? Herhalde bireysel antrenmanları şeye bıraktığım için olabilir. Asistana bıraktığım için olabilir. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Bakacağız. Evet ben baya bir oyuncuya teklif yaptım. Hani nerede bunlar ya? Niye günler bu kadar yavaş geçiyor? Yine bayağı lik ekledim de. Bir şeyler olacak gibi. Genelde bunlar bizim hayrımız olmaz ama hadi hayırlısı. Birader iyi döndün ha. Çamaşır makinesi gibi. Hiç bu kadar şey beklemezdik. Dur bakayım. Her yerine teklif yok şaşırmadım. Evet. Kamerero Valencia'ya gitti. Hadi yine listemize kal. Kendin kaybedersin. Bilim sorumlusu mu? Bunu sorumlu olarak yapacaktım. Neyse. Şunlara biraz daha para versem mi acaba ya? Biraz korkmaya başladım çünkü. Aha. Ya sana ben var ya kurban olurum kurban. Vallahi futbol direktörünü görüyor musun? Nasıl çat diye buldu. Hemen bir ikna edeyim. Ulan lavuk ya. Bir yaramıza tuz bas artık defol git ya. Paraya ihtiyacı var kulübün. Gelsin abi oyuncular. Oh be. İşte aradığım isim bu. Takımı yükseltecek, sinerji katacak isim bu. Şu an geleceğe umutla bakıyorum. Hadi bakalım. Şu herhalde oyunculara bir şey vereceğim ya. Sözleşmeleri biraz arttıracağım. Bu kadar çok beklemesi hayra alamet değil. Bernal'ı da kaybettik. Bunların alıcısı çoktu zaten de. İyi de aslında zam da yaptım. Şu çok bekleyenler evet. Nalet gelsin 130 verdim ya. Allah Allah. Buna yeni zaten şey yaptık. Sen aslında gelmesen de olur da. Potansiyelin çok yüksek değil gibi. Hadi sana da 130 vereyim insanlık gör. Rodri. Sana iyi de verdim aslanım ama. Azıcık da cebine 3-5 kuruş bırakayım bari. Size ne kadar verdim? Al. Kendine bir şeker, çikolata bir şey alırsın. Bunları vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Zaten alabildiğimiz oyuncu sayısı 3-5 tane. sana bir 200 veri 170 civarı vereyim. İyi bir sol bek. Her zaman için önemli. 3 tane şimdi sayfada çat diye çıkmasını bekliyorum. Hadi bakalım. Hala gelmedi. Tamam. İlk hazırlık maçımıza giriyoruz. Kalecimiz tatilde. Nunes yaşıyorsun bu hayatı. Ivan Martinez'i buraya koydum. Geri kalanları artık yedeklerden başlayacağız. San Jose de olabilirdi. San Jose biraz daha tecrübeli. Hadi yere ikilisi arasında bağ varmış. Şunları bir deneyelim. Bunları artık geri kalan ne varsa hepsini tek tek alacağım. Vallahi tam oldu. Kondisyonlara bakıyorum. Kafanın hafif sakatlığı var. Görüyor musun? Sağ bekim yok. Allah'ım ya Rabbi. yüzde %95 diyor. Bir daha sakatlanır mı? Bence sakatlanmaz. 2-3 ay geçsin de rahatlayalım. Hırsı diyorum. Hünerlerinizi gösterin aslanlarım. Evet Ancelotti Everton'da. Bakacağız. Santra'dan başladı. İnşallah Santra ile gol yememiz bir olmaz. Sidibe. Keen. Geriye döndü Pickford. Önemli bir kaleci. Davis. Verdi pasını Berner'da. Tehlikeli geliyor Everton. Vallahi şiir gibi oynuyorlar. Bak bak. Yedik. Vallahi yiyorduk. Walcott. Al onu. Bravo. Şimdi Icardi top. Sol taraftan şaha kalkacak mı derken dönmesi yarım saat 45 dakika sürdü. Yaratıcı bir oyun göreyim. Evet hücum ağırlıklı diyorum. Hakimiyet bizde. Şimdi kafada top. Döndü Benat'a. Benat çok tecrübeli isim. Dani Garcia'da. Dani Garcia'dan iki kere Garcia. Soldan açıl. Bak gör Garcia bravo. Yuri çevirirse tehlike olur. Çevirdi. Aduriz. Üstten dışarı çıktı. Biraz daha istekli bir oyun diyelim. Bir dakika. Şimdi kafayı bir çıkartacağım. San gelsin. İkinci yarıya başlarız şöyle. Kötü bir performans diyelim. Biraz daha iyi bir oyun bekliyorduk. Yuri sol taraftan verdi pasını Garcia'ya çevirdi. Williams aslında orada çok güzel köşeye bırakabilirdi ama üstten dışarı çıktı. Taç atışını kullanan Silibe. Gomez. Defanstan aldı topu Gomez. Üçüncü bölgeye doğru gitmek istedi ama Adiriz orada bassan o top bizdeydi. Theo Walcott. Davis Sigurdsson. Verdi basını Digne'ye. Yalnız Everton'ın bekleri hiç fena değil. Onu bir söyleyeyim. Holgate, Keen, çıldırttınız çıldırttınız. Hata da yapmıyorlar ha. Gomez. Evet öldürmedi süründürdü Everton. Yıldırdı bizi yavaş yavaş şimdi de gol yiyeceğiz gibi. Bernard tek kişilik şov. Ivan Martinez çok güzel kurtardı. Ben yalnız burada ayarları mı yapmadım? Ayarlar otomatik olması lazım. Tamam. Şimdi Kiin'de top. Evet. iki takımdan da çıldırtıcı bir futbol. Tabi ilk hazırlık maçları olduğu için çok fazla denilecek bir şey yok. Aymar'ı görmek istiyorum. Hadi Moro dedim. Solo Gomez'i aldım. Lopez. Asi. Mikel gel. Valla defansta da değişiklik yok. O iki stoperi almamız lazım. İbay. İçeri doğru çevirdi. Hoppa. Kim kullanır başka? Defans. ...mı kullansın? Gomez sana güveniyorum ya. Sokkanlılığı niyeyse göstermemiş yalnız. 14. 12. Tamam Jose kullansın. Haydi Jose 1-0 olsun bizim olsun. Takıma en azından şöyle bir moral gelir. San Jose... Oo, ...kaçırdı. Pickford'ın yalnız bu e, penaltı kurtarmaları meşhurdur onu söyleyeyim size. Ibai. Arka direkte asi kalkmadı bile kafaya. Martinez. Aymar vur artık aslanım. Ne varsa sen de var. Yapıştır. Çevirdi. Lopez hemen solu görseydin. Kötü yere attı. Ata öldürdün Lopez. Bizi bitirdin Lopez. Moro, Vesca, Ibai. Şimdi Unai Lopez de top. Sol tarafta çevirirse tehlikeli Asi. Pickford gününde. Çok iyi bir kaleci. Uzun oynadı. Sanoz'u orada bırakmadı ama top rakipte kaldı. Güzel müdahale Martinez'den. Walcott. Ivan Martinez için kolay bir top. Valla biraz daha çizgiyemeden ortalar kaleyi gördüğünde vur diyeyim artık ne yapayım. Bir de Cordoba'yı da oynatsak iyiydi de. Hadi Mora oynasın şimdilik. Yürekte oynayın aslanlarım. Evet. Performans kötüydü kendinize gelin. Şimdi beyler. Bilmiyorum daha ne kadar arttırmam gerekiyor ama şunu 150'lere çıkartacağım. Defansın yedeği yok yani öyle diyeyim ben size. Sol tarafta fena değiliz ama orada da çok fazla güven vermiyor. 182 170 vermişim. Daha ne vereyim artık? Hadi şunu da 150 vereyim de. contra. Bunu da ne yazık ki kariyeri biraz çabuk bitti gibi. Aslında Türkiye'de hala rüzgar gibi eser de bask değil. Şunları bizim Türk takımları niye kovalamıyor anlamıyorum. İkinci maçımız Porto'yla. Porto maçına doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Evet. Ne yazık ki olmadı. Yani elimizdeki bütün maaşı verdik. Bir 19 yaş altında bir menajer bulmamız lazım. Kendimizi ayarlayalım. Gençlerden kimleri koydun? Şunları koymuş zaten. Martinez ve Oroz. Diğerleri çok fazla hazırlık kampına hak etmiyor gibi. Tamam. Kim varsa zaten ekledi. Toplu oyun taktiği antrenörlüğünün gereğinden fazla olduğunu düşünüyor. Ne demek o? Allah Allah. Topla oynamak istemiyor. Tiki taka. Temel mantel temiz. İspanya'da. Taktik çalışmak istemiyor. Çabukluk istemiyor. Hayır. Tamam zaten sağ kanat rolünde. Burada yine abuk subuk bir şeyler değiştirecek. O yüzden şey yapmayacağım. Ver kaç yap. Hep defansta kalsın. Topu almak için gerilere gelsin mi? Gelsin bakalım. Tiki takayla zaten forvet olarak çok bir cacık yapmayacağı belli de. Evet, Brezilya'da kaldı. Tabii hemen bakmıyorum 19 yaş altı menajeri çünkü o kadar çabuk ve dinamik bir şekilde iyi tercihler çıkmıyor. Genç yaşına rağmen zorlu maçları kaldırabilir diyor. Gitsin zaten çok fazla potansiyeli yok. Yuri'nin yetenekleri gelişim gösteriyor. Peki 29 yaşında. Devam. Oyuncuların hala gelmemiş olması beni çıldırtmaya başladı artık. Daha neyi düşünüyorlarsa Herhalde yeni sözleşme imzalayacaklar gibi gözüküyor kendi kulüpleriyle. Hele şükür ya. Alonso da tamam. Geriye bir tek şey mi kaldı? En önemlisi geriye kaldı. Zihinsel bayağı iyiymiş yalnız. 19 yaş altı için şeyleri toplamaya başlayabiliriz. Antrenör gelişim sorumlusu geç. İstatistikçimiz bir tane reddetti. 16 16 16, 16 olsaydı iyi olur. Güzel bu daha pro lisansını almamış. 19 yaş alt antrenör tercihlerine bir bakalım. 17 17 Bu da iyiymiş. Zins'i özellikleri de fena değil ama gözlemci daha iyi olur. Bu da gözlemci olarak iyi işler yapabilir. Bak, Alberto Lara. Bir tek adam yönetimi düşük. Güzel. Önemli isimleri kadromuza kattık. Şu şeye bir bakacağım ya. Kam kadrosunu hemen ekledim. Hızlıca kaynaştır. Kam kadrosunu ekle. Hızlıca kaynaştır. Kam kadrosunu ekle. Hızlıca kaynaştır. Ne kaldı geriye? Rodri. Buna 200 verilir ya. Şuna 250 diyelim. Buna 200 veririm. Bunun çünkü e teknik özellikleri çok iyi. Saçlarını, saç stilini de seviyorum ayrıca. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Tamam sana da 213 verdim. Kulübü komple sömürdünüz. Nalet olsun. Devam. Zaten bu ikisiyle birlikte transfer döneminde kapatıyoruz. Ondan sonra tamamıyla personele yoğunlaşacağız. Bir 19 yaş altı menajer. Bir iki tane listede buldum. Onlara bakacağım. Oha. Ya var ya tam diyecektim Championship Manager'da e, Queen diye bir çok iyi bir kanat oyuncusu vardı diye. töbeler olsun ya. Oğlum tadında bıraksaydın. Gerçi biz 38 yaşında Forvet oynatırken yani bunu söylemekte biraz ayıp oldu ama. Vay be. Bask mısın koçum? Tüh. Bırakmadı ya. 40'a kadar yolu var. Oh be. İyi sattık. Yalnız var ya ilk defa futbol direktörünün bir hayrını gördüm ha. İlk defa futbol direktörünün bir hayrını gördüm. O kadar oyuncu aldık yine kasada bir 22 milyon euro paramız var. Evet bayağı istatistikçi kaybettik ya. İstatistikçi ve gözlemcileri bayağı kaybettik. Neyse onlar önemli değil. Onlar bir şekilde bulunur. Martinez kendine gel. Bak ilk daha başlar başlamaz şey yaptım. Herhalde bunun derdi gençlerle çalışma zayıf olduğu için olabilir ya. Bilmiyorum ama. Kapa kendine gel. Şimdi kapayı kapa bildirmek lazım gibi iğrenç bir cümle kursam bilmiyorum nasıl olur acaba. Carlos sen de geldin. Ya oğlum Rodri, en çok istediğim oyuncu da sensin ha. Ne yüz bini vereceğim artık ya? Cık. Nedir birader senin derdin? Tamam lanet olsun. Al 230 al ya. Yıldız oyuncu maaşı verdim artık. Ne yapayım? Bak hala gelmiyor. Ne oldu? Ulan Rodri. Rodri. Tam Rodri. Hele şükür ya. Allah Allah. Rodri sensiz olmaz Rodri. Şimdi bunların hangileri az takımda, hangileri yedek takımda? Hepsi 19 yaş altına gitti gibi gözüküyor. Mora hariç. Bence biz bu Mora'yı direkt 19 yaş altına gönderelim. Şurayı diz. İlla birini az takıma çıkartacaksak. Rodri'ye yalnız maksimum 4 yıldız dedi üzdü. Yeni aldığım şu. İlla birini çıkaracaksak Carlos'u çıkartalım. Carlos'un potansiyeli bayağı iyiymiş. Acaba isyan çıkartır mı? Çıkartırsa çıkarsın ya. Şu an çok fazla kanat ihtiyacım yok. İhtiyacımız olursa çıkartırız. Bir tek Martinez az takımda kaldı. Onda zaten kaleciyi sattığımız için sıkıntı yok. Biraz da maaş bütçesinden kurtulmuş olduk. Onu da gençlere harcadık. İyi. Hemen kampa ekliyorum. katılalım. Bence daha fazlasını görmeyi beklemeyin. Forta maçında yaparım, bırakırım. 27 bin e, sattık, 46 bini evet, full çekiyoruz galiba beyler. Bakayım, 53 bin. Yakın, zaten daha fazlası da artık zarar getirir bize. Biraz da maç günü yüksek fiyattan faiz fiyattan satış yapmak lazım. Stadyum şekil. Stadyum şekil önümden çekil. Aslında intro eklemeyi düşünüyorum da. Bu ne oğlum? Intro eklemeyi düşünüyorum ama. Yine şeyden dolayı, teliften dolayı artık korkar oldum. Beler bizim sakatlıklar yine asistana masistana bıraktık ama bakıyoruz yani sakatlık konusunda. Acaba ben sakatlık paketini mi kaldırdım? Kaldırmadım diye biliyorum. İspanya için özel paket maket ekledim de. şu an onu düşünüyorum. Eğer editör dosyasından silmediysem eklemişimdir. Çünkü hepsi ekliydi. Çıkın ve önerilerinizi gösterin. Haydi bakalım. Yaratıcı oynayın diyeceğim. Hazırlık olduğu için çok fazla kasmıyorum. Hücum ağırlıklı diyelim. Alex Telles. Vitinha. İçeri doğru çevirdi. Yuri tek topla bıraktı. Güzel. Martinez'de de top. Yeray. Dani Garcia. Benat. Uzun oynadı. Nefis top. William sağ taraftan ilerledi. Birebir kaldı. Topu zaten dışarıya vuruyordu. Ben size söyleyeyim. Çapraza atması lazımdı. Köşe vuruşunu kullanan Benat iyi bir pas verdi Williams. Ensesiyle kafa vuracaktı zor tuttular. Alex Alexela sol taraftan aldı. İyi aldı topu. İyi de kat etti ama Dani Garcia dur dedi bravo. Evet Dani Garcia'ya çok fazla yük düşecek çünkü Benat'ın orada bir eksikliği var fiziksel anlamda. Martinez sarıyı gördü. Aa. Şey gençleri ekleyecektim ben unuttum. Stoper yedeğim yok. Neyse. Var aslında da bek yedeğim yok. Bu maçı kazanabiliriz. Çabalamaktan vazgeçmeyin dedim ama çocuklar ölü gibi maşallah. Evet Williams'ı çıkartacağım. Gomez'i bu sefer sağ tarafta deneyeceğim. Hatta diğer değişiklikleri de yapalım. Oroz Kenan'ı görmek istiyorum. Cordoba Lopez Veska, Mikel, bir tane daha Mikel var. İki oyuncum şu ikisi ki değiştirmem lazım. Evet. Ulan. Ya yine bu ne böyle sakatlık furyası? Vallahi kafayı yedirtir ya. Eklediğim paketleri görebiliyor muyum acaba? İbaye içeri doğru çevir. Oha. Top yalnız var ya enfes döndü. Ben böyle bir falso görmedim. İbaye'yi bir kez daha izliyoruz. Bak 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 şunun dönüşüne bak. Yavrum benim Lopez çok iyi tamamladı. Ama oh, ben böyle bir faso görmedim yani. Telestaç atışını kullandı Zeluis. İyi pas Fabio açı dar girdi. İyi çaldı. Vallahi Allah yüzümüze güldü. Martinez yalnız fena değil ha. İki hazırlık maçında da topu ta bir şey yapamıyor. Elle kontrol edemiyor. Elle kontrolü zayıf olduğu için ama yine de çıkartıyor yani. Refleksi, çevikliği fena değil. Şunu bir pozitif alayım bakayım. Konsantre olun. Yeray kafayla uzaklaştırdı. Mamadou Loum. Alex Teles. Aşırı savunma diyorum. Evet. Porto karşısında 1-0'lık galibiyetimizi aldık. Mutluyuz. Çocuklara bir moral vereceğim. Evet. Bir moral vereceğim çocuklara. Burada bırakıyorum. İlk bölümün azizliğine mi uğradık? Sakatlıklar hafif sakatlıklar ama Herhalde hiç sakatlık olmayacak da değil yani can. O kadar da değil. Bir 3-5 ay olsaydı paketi kesin yüklemedim derdim de. Bunlar olacak artık herhalde. Şuraya bir tek yedeklere şey unutmadan ekleyeyim. Bası kaldır. Rodri mi? Alonso'nun şeyi daha iyi. Potansiyeli daha iyi gibi. Ama Rodri'yi de seviyorum. Bence Rodri. Seni şuraya ekledim Rodri. Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Şurada biraz bir ara verelim. Ben eksik personelleri çok da bir şey kalmadı. Antrenör ekibi tamam. Bir tane daha kontenjanım var. Eksik bir mevki kalmadı ama yükü ağır olanlar var. Ortalama hücum taktik mesela ağır. Topla oynama taktik ağır. O yüzden ikincileri, üçüncüleri bulmaya başlamamız lazım. Biraz umduğumdan fazla dört yıldız oldu gibi. Şunun bence bir dört buçuk filan olması lazımdı ama. Neyse. Bu kadar şeyleri çok fazla şey yapamadık. Gözlemcilik ekibinde ne var ne yok? Evet, burada ortalama gözlemciler var. İstatistik analiz sorumlusu, ortalama 19 19 geldi. Futbol direktörümüz sağlam. 20 20 geldi. 20 20 geldi. Bir de burada 19 20. Şu an tamam. Gözlemci ekibi kurtarır. Baş fizyoterapistimiz iyi değil. Kampa kurtarır. Antonio efsane zaten. Şurayı değiştirsek iyi olabilir. Spor bilimcisi Anke. Bir baş fizyoterapiste değiştirsem iyi olacak ya. Bu kadar çok sıkıntı çıktığına göre. Evet. Ufak tefek detaylar. 19 yaş altına odaklanacağım. 19 yaş altının antrenörleri önemli. Şurada güzel bir sinerji de var. Siz hiç oynadınız mı maç? E hani Temmuz'un şeyine kadar boş. Bu kadar da yatmasınlar canım. Şurada birkaç tane ekleyeyim de. Aynen. Real Zaragoza işte kendinize göre. Celta ile takılın. O bir de Barcelona. Dur bakayım. Bir de Real Madrid'i görelim ya. Bu kadro iddialı yalnız ben size söyleyeyim. Şu anki 19 yaş altı kadrom iddialı. O yüzden bir Barcelona'nın altyapısı nerede? Bizim altyapımız nerede? Onu bir görmek istiyorum. Baksanıza. 4 yıldız 5 olur. 4 yıldız 5 olur. 4 yıldız 5 olur. 4,5 dört 4,5. Buçuk, dört buçuk. Dörtler bayağı var. Bunları da çok fazla küçümsemeyin yani. Güzel. Evet arkadaşlar, ilk bölümün sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.